Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta 7 soru serisinde benim kanaldayız sevgili arkadaşlarım ve birbirinden kaliteli 7 tane hoca birbirinden kaliteli 7 tane soru çözümü gösterecek size. Bu 7 soruyu lütfen sevgili arkadaşlarım gerekli önemi gösterin, kaydedin. Sonrasında işinize yarayacak benden söylemesi. Bu hafta ben sevgili arkadaşlar sizler için şöyle 40 soru serisi problemler kitabımdan çok güzel şahane bir hız problemi çözdüm ve sevgili arkadaşlarım bu hız problemine dikkat ÖSYM'nin aşırı derecede sevdiği bir problem çeşidi sevgili gençler daha önceki yıllarda sorulmamış ama bu yıl gerçek anlamda sen de soruyu gördüğünde hissedeceksin ÖSYM'de buna benzer bir soru gelebilir. Diyelim ve abone olduysanız videoyu da beğendiyseniz geçelim dersimize. Bakalım beraber sorumuza bazı telefonlarda kullanılan harita uygulaması ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor ve bu uygulama bir kişinin yürüyerek gideceği yere en kısa rotayı önce belirliyor. Başlangıçta kişinin hızının dakikada 60 metre olarak varsayıp gideceği yere varış süresini hesaplıyor. Yani herkesin ortalama hızı birbirinden farklı olduğu için Örnek veriyorum diyor ki bir insanın dakikada ne kadar yürüyebilir diyor. 60 metre yürüyebilir. O zaman ben bunu 60 metreye göre ayarlayacağım. Sana da bu şekilde süre sunacağım diyor. Mesela burada birinci görselde 1.2 kilometre yani 1200 metrelik mesafeyi sen diyor 20 dakikada gidersin diyor. Niye? Çünkü ortalama bir hız hesaplıyor diyor ki 60 metreyle yürür bir insan ortalama diyor. Pekala. Her 500 metrede son 500 metredeki ortalama hızı bulunarak gideceği yere varış süresi yenileniyor. Yani program kendini güncelliyor. Bu ne demek? Şu şekilde son 500 metrede örnek veriyorum 60 ile yürümeyebilir de 120 ile yürür. O zaman diyor ki bak diyor senin hızın diyor 60 metre değilmiş diyor. 120 metreymiş dakikada diyor. Ben o zaman diyor kalan mesafeyi burada 500 metre sonra 700 metre kalmış ya kalan mesafeyi buna göre hesaplar. Buna göre ben sana bir süre veririm diyor. Tamam. Aşağıda A noktasından B noktasına giden Gökçe'nin telefonunun üç farklı görüntüsü de bize verilmiş. Pekala Gökçen Gökçe A noktasından B noktasına 17,5 dakikada vardığına göre Gökçe'nin son 200 metredeki ortalama hızı kaç metredir diye soruluyor bize. Şimdi A ile B arası 1200 metreyken burada 20 dakika görünmesi çok normal. Çünkü 1200 metreyi başlangıçta kendi kafasına göre bir 60 metre bölü dakika hız belirlemişti. Buna bölmüş ve 20 dakika bulmuş. O yüzden de burada 20 dakika yazıyor. Ama 500 metre ilerledikten sonra 700 metre mesafe kaldığında diyor ki senin son 500 metredeki hızına göre diyor ben artık bu süreyi yeniliyorum ve burayı 7 dakika gösteriyorum diyor. Yani diyor ki 700'ü 7'ye bölersen son 500 metredeki ortalama hızını bulursun o da 100'müş. Demek ki burayı 100 metre bölü dakika ile almış diyeceğiz. E şimdi burada ne kadar yürümüştü bu adam? 500 metre. O halde ben 500'ü 100'e bölersem ilk 500 metreyi 5 dakikada aldığını öğrenebilirim. Tamam güzel. Şimdi geldim şuraya 500 metre daha yürüdüm. Son 200 metre kaldı ve bu 200 metreyi 4 dakikada alacaksın diyor. Bu ne demek? 200'ü 4'e bölersem 50 gelir. Yani şu ikinci 500 metredeki bunun ortalama hızı 50'ymiş. O halde ben 500'ü 50'ye bölersem 500 bölü 50 dersem 10 gelir. Demek ki ikinci 500 metrelik kısmı 10 dakika da almış bu kadar süre kaybetmiş. O zaman 5 artı 10'dan toplam 15 dakikayı harcadık şu an. Toplam yol ne kadar sürmüştü? 17,5 dakika sürmüştü. E peki o zaman şöyle düşünsek biz. Madem 17,5 dakika. 17,5'dan 15'i çıkardım. Demek ki son 200 metreyi 2,5 dakikada almış bu vatandaş. O halde ben derim ki son zaten 200 metre kalmıştı. Bunu da 2,5 dakika yani 5 bölü 2 dakikada aldıysa ben yolu süreye bölersem ortalama hızı bulurum. O halde 200 bölü 5 bölü 2 ne demek? 400 bölü 5 demek ters çevirip çarparsak bu da bize 80'i verir. Bu da son 200 metredeki ortalama hızı verir arkadaşlar. Demek ki cevabımız 80 olacakmış. Cevap D şıkkıydı. Sonraki sorularda, sonraki haftalarda görüşürüz. Ve tabii hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın. Canlarım selamlar. 70 günde TYT Matematik kampı Soru Bankamızdan TYT formatına çok uygun güzel bir üstü sayı sorusunu şimdi sizlere anlatmaya çalışacağım. İsterseniz sorumuza geçelim. Video sorumuz yukarıda 32 santim yüksekliğinde özdeş kovalar iç içe konmaktadır. Kovalardan birinin içine diğeri konulduğunda üstteki kovanın 30 santimli kısmı alttaki kovanın içinde kalıyor. Bu kovalardan 129 tanesi iç içe konulduğunda toplam yükseklik kaç olur diye soruyor. Şimdi kovanın boyu 32 santim ve ikisi iç içe konduğunda üstteki kovanın 30'luk kısmı dışarıda kalıyorsa demek ki aradaki 32-30'luk fark kovalar arasındaki mesafe. Yani şurası 2 santim, burası 2 santim, aynı şekilde 2 santim, 2 santim diye gidiyor. Peki şimdi en başta zaten kovamızın 32 santimlik boyu var yapıyı düşünüyorum. 32 artı. Şimdi bunun üstüne dikkat edin arkadaşlar. 1 tane kova olunca 32 e, hiç boşluk yok. 2 tane kova olunca 2 kova olunca 1 boşluk. Eğer 3 kova olursa 2 boşluk, 4 kova olursa 3 boşluk, 5 kova olursa 4 boşluk, 129 kova olursa 128 tane boşluk olur. 128 tane boşluğun olması demek 128 tane 2'nin olması demek arkadaşlar yani 32'nin üstüne 128 tane her boşluk 2 santim olduğu için 2'yi eklersem toplamda o yapının yani üst üste konulan 129 tane kovanın toplam yüksekliğini bulurum şimdi 32 2 üzeri 5'tir 128 2 üzeri 7'dir. E, bu da 2 üzeri 1'dir. Çarpınca 2 üzeri 8 gelir. Var mı şıklarda bu? Yok. O zaman paranteze alacağız. Şimdi küçük olana göre paranteze alıyorum. 2 üzeri 5'e göre paranteze alıyorum. Birincisinde 1 kalıyor. İkincisinde de 2 üzeri 3 kalır. Hani çarpınca 2 üzeri 8'i versin diye. E, 2 üzeri 5 çarpı 8 bir daha 9 olur. 9 dediğimizde 3 üzeri 2 olduğuna göre demek ki 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2 olacakmış son yapının yüksekliği. O zaman cevabımız ne olacaktır? 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2'den E şıkkını işaretleyeceğiz. Görüşürüz. Eşlik benzerlikle ilgili çok güzel bir soruyla karşı karşıyasın. Bir pergel verilmiş. Pergelin iki farklı konumu verilmiş. Şimdi eş yapılarda biz ne yapıyorduk? Kenarların eşitliği bizim için çok önemli. Açıların eşitliği de çok önemli. Aa, burada açı bozuluyor. Burada sadece kenarların eşitliğini kullanacağız. Evet iki alfa açıldığında B ile C arasındaki uzunluk verilmiş bana 32. Ve pergelin kolları da birbirine eşit olarak verilmiş. E arkadaşım ikiz kenarlık var. İkiz kenar üçgende taban da mevcutsa insan olan ne yapıyordu? Tabana ait yükseklik. Hemen tabana ait yüksekliği çizelim. Çizdik böyle. E, o zaman iki eşit parçaya bölecek burayı. 16-16 şeklinde böldü. Ve ikiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açı Alfa alfa oldu burada. Sonra burada da ikinci konumda da alfa derece açılmış. Ve ben şunların hala daha birbirine eşit olduğunu biliyorum. Ve bundan sonrasında ne yapacağım arkadaşım? Bize bir de 8 kök 5 verilmiş. Şuradaki uzunluk 8 kök 5 verilmiş. 8 kök 5'i de kullanmak zorundayım. Şimdi e, buraya baktım. Alfa var 90 var. Hadi şuraya beta dersem. E, hocam alfa var. E alfa 90 beta oluşturalım. Nasıl oluşturabiliriz? Hop ya buradan böyle dik çizerek ya da öbür taraftan dik çizerek. Buradan çizdiğimizde bak ne çıktı karşımıza. Alfa 90 beta. A hocam bu üçgende de alfa beta 90 bu üçgende de alfa beta 90. İki üçgende de 90'ın karşısındakiler eşit mi? Eşit. Yani eş üçgen çıktı karşıma. Alfanın karşısı 16 ise burada da alfanın karşısı 16'dır. Aa ne güzel bir şey. Bakar mısın şuraya? Hocam şurada bir güzel bir üçgen çıktı. 16 var 8 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgeninden küçük olanın kök 5 katı ya burası. O zaman burası 8 olmak zorunda. E o zaman ben buraya x dersem x artı 8. x artı 8 olacaktır burası da. E burada da Pisagor x artı 8'in karesi eşittir. x'in karesi artı 16'nın karesi deyip işlem işlem işlem. Hala da işlem yapıyorsun. Yapma kardeşim. Burada 16 var. 16 ile ilgili hangi özel işlem var? 12, 16, 20. A tutuyor. X yerine 12 koyarsam 12, 16, 20 tuttu. Kollarından birinin uzunluğu soruluyor. Yani cevap 20 oldu. Cevap B seçeneği oldu. 7 konu, 7 soru serimiz tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Hazır mı? seviye de şöyle çok çok az kalmışken nefis bir soru çözmek istiyorum sizinle. O zaman o zaman diye bilgisi soru bankalarımız artık önümüzde ve sayfalarımız 18'i göstermekte. Bir ses bilgisi sorusu çözelim. Biliyorsunuz ki ÖSYM'nin en sevdiği konulardandır ses, yazım noktalama her sene bir soru da sormayı sever. O zaman kitaplarımız açıldı ve sorularımız 5'i gösterdi. Önce bir ses bilgisiyle alakalı çok kısa bir hatırlatma yapıyordum yapacağım. Nokta atışı yapacağız sonra sorumuzla birlikte. Size ses bilgisi sorusu verdiğinde yapmanız gereken şey kelimenin orijinaline bakmak. Kelimenin orijinaline bakıyorsunuz ardından bağlama bakıyorsunuz. Orijinal ile bağlam arasında bir fark varsa bilin ki ses olayı meydana gelmiştir. Gelin bir şiirimizde görmüş olalım. Ne demişiz? Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demişiz. Yağmur bir adım ötemizde. Kelimenin orijinaline bakıyorum. Adım kelimesinin orijinali aslında nedir? Nereden gelmektedir? atmaktan gelmektedir. Çünkü sizin bacağınızı ileriye attığınız zaman bir adım oluşturma durumunuz söz konusudur. O halde diyorsunuz ki adım kelimesi atmaktan gelir. O halde ne oldu? T sert bir sesti. D yumuşak. Serti yumuşak yaptım. Ünsüz yumuşaması. Buna ünsüz değişimi de diyebilir. Çünkü T D'ye dönüşüyor yani değişiyor. O halde Adana seçeneğimiz de elenmiş oluyor. Sessizliktir ateşin yanındaki kütük. Sessizliktir kelimesini alalım hemen. Sessizliktir bakın kelimenin kökünü fıstıkçı şahaptan biriyle bitmesi ve getirdiğiniz ekin bununla devam etmesi gerekiyor aslına bakarsanız. Kelimemizin kökü fıstıkçı şahapla bitecek ve getirdiğim ek de bununla devam edecek. Sessizlik dir demedim, sessizlik tir dedim. KT yan yana geldi. O takdirde burada ünsüz benzeşmesi oluşmuş oldu. Apansız geliyor aklıma. Aklıma kelimesinin orijinali akıldan gelir. O halde burada ne oldu? I sesinin düştüğünü görüyorum. O halde ı sesi de ünlü olduğu için ünlü düşmesi vardır diyorum. Ulamaya bakalım. Eğer bir kelimeniz ünsüzle bitip ünlüyle başladıysa ulama gerçekleşmiştir. Aslında ulama kelime manası olarak da bir şeyleri birleştirmek demek. Hemen bir bakıyorum. Neredeyse gün doğacaktım. Bakın burada iki tane ünsüz yan yana geldi. O halde olmaz. Herkes gibi kalkacaktınız. Belki daha uykunuz da vardı. Burada yok. Şurada var bakın. Yağmur bir adım ötemizde derken gençler ne oldu? Bir adım gibi okudunuz bakın. R ünsüz. A ünlü. Kelimem ünsüz ünsüzle bitti. Ünlüyle başladı. O halde ulama vardır dedim. Bu da gitti. Ha, yani biz şurada ünsüz düşmesini elemişiz. Evet ünlü düşmesini eleyecektik akıl kelimesiyle. Ünlü düşmesi de gitti. O halde cevabımız ne oldu? Ünsüz düşmesi olmuş oldu. Burada dikkat edeceğimiz nokta tekrar söylüyorum. Kelimenin orijinaline ve bağlama bakmak. Zaten hepsi adı üstünde olduğu için bu teknikle çok kolay bir şekilde soruyu çözmüş olacaksınız. Canlarım selam. 7 soru serisine TYT Fizik Soru Bankamızdan seçmiş olduğum çok güzel bir kuvvet sorusuyla devam edelim. Hadi bakalım sorumuza geçelim. Sürtünmesi önemsiz bir ortamda oyuncak bir tır V hızı ile fırlatıldığında durmakta olan oyuncak arabaya arkadan çarpınca ikisi de aynı yönde harekete devam ediyorlar. Oyuncak tırın kütlesi oyuncak arabadan fazla olup çarpışma sonrasında tırın hızı V1, arabanın hızı da V2 olduğuna göre yargılarından hangileri doğru? Şimdi birinci yargı tırın arabaya uyguladığı kuvvet arabanın tıra uyguladığı kuvvetten büyüktür. Herkes bunu doğru sanıyor ama bu yanlış. Yani büyük kütleli cisimler Küçük kütleli cisimlere daha büyük kuvvet uygular. Küçük kütleli cisimlerde büyük kütleli cisimlere daha az kuvvet uygular. Bu %100 yanlış arkadaşlar. Çünkü bunlar etki tepki kuvvet çiftidir. Yani buradaki tır oyuncak arabaya sağa doğru bir kuvvet uyguladığında bir etki yaptığında oyuncak arabada ona aynı büyüklükte bir tepki gösterir. Yani etki ve tepki kuvvetlerinin büyüklükleri eşittir ama yönleri zıttır. Peki biz neden böyle sanıyoruz? Çünkü... Tır arabaya çarptığında araba uçuyor, tıra bir şey olmuyor. Arabanın uçmasından dolayı biz sanıyoruz ki tır arabaya daha fazla bir kuvvet uyguladı. Halbuki öyle bir şey yok. Bu kütle ve ivme ile ilgili. Arabanın kütlesine 1M dersem, tırın kütlesine de 10M dersem burada ivmeler farklı oluyor. Yani arabaya etkiden kuvvet nedir? F'tir. O zaman yazıyorum F eşittir M çarpı A kadar olsun. O zaman tıra aynı denklemi uygulayalım. F eşittir çünkü ona da F kuvveti etki ediyor. 10 m çarpı a diyemeyiz. buna a bölü 10 dememiz gerekiyor çünkü burası f eşittir MA yaptıysa burasının da f eşit a yapması lazım. O yüzden buraya a bölü 10 yazıyorum. Yani arabanın ivmesi sağa doğru a kadar ama tırın ivmesi sola doğru a bölü 10 kadardır arkadaşlar. Kuvvet ve ivmenin yönü her zaman aynı olması gerekiyor. Ona dikkat edin. Yani arabanın ivmesinin 10 olduğu durumda tırın ivmesi sadece 1 metre bölü saniye kare. Dolayısıyla tırın hızında pek bir değişme olmadığı için tır pek etkilenmemiş gibi görünüyor. Araba ise sağa doğru onluk bir ivmeyle fırlıyor. Ve biz de sanıyoruz ki tır arabaya çok büyük bir kuvvet uyguladı. O yüzden araba fırladı sanıyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Etki ve tepki kuvvetlerinin yönleri zıttır ama büyüklükleri eşittir. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Çarpışma esnasında tıra eksi x yönünde kuvvet uygulanmıştır diyor. E bakıyorum tıra etkilen kuvvet sola doğru. Çünkü tır arabaya sağa doğru bir etki yaptı arabada tıra sola doğru bir tepki gösterdi. Yani bu da doğru oluyor. Tır ve arabanın birbirine uyguladıkları kuvvetler etki tepki çiftidir. Evet bunların yönleri zıt büyüklükleri eşittir. Dolayısıyla bu da doğru. Sorumuzun cevabı 2 ve 3. Bir sonraki soruda görüşürüz. Canlar kimya dersindeyiz ve sizlerle beraber 7 serisinde sizleri geliştirmek adına Peri Çetbel'den bir tane soru seçtim. Soru bankamdan Peri Çetbel'deki özellikleri değişimleri ifade eden soruyu çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Soruda demiş ki atom numarası ardışık olan X, Y, Z ve Q element atomlarının demiş. Birinci yoğunlaşma enerjilerinin atom numarasını bağlı olarak değişimi grafikte verilmiş. Bakın görüyorsunuz ki böyle bir grafiğimiz var. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bakın kesinlikle sorularına aman dikkat edelim. Çünkü her ihtimal düşünmemiz lazım. Şimdi bakalım burada ne olmuş? X'ten Y'ye bir artış var. Sonra bir azalış var. Sonra bir daha artış var. Yani Y'de artmış, Z'de tekrar azalmış. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum aslında. İyonlaşma enerjisinin değişimini bilmemiz gerekir. Peril çetfelde iyonlaşma enerjisi genellikle sağa doğru gidilirse artar. Hatta ben bunu şöyle yazıyorum. 3 aşağı 5 yukarı artar. Hani genellikle manasına. Bunu böyle yazarken aslında ne oluyor biliyor musunuz? Hani aslında formülü de vermiş oluyoruz. Ve bir grupta da yukarı doğru artar zaten. Şimdi bu durumda şimdi aslında iyonlaşma enerjisi nedir? Nötr bir atomdan bir elektron koparılması için gereken enerji miktarını ifade eder tabii ki. Elektron koparıldıkça da yeni elektronun koparılması güçleşir. Şimdi biz burada nötr hallerini düşünmemiz lazım. Çünkü birinci iyonlaşma enerjisinden bahsediyoruz. O zaman sıralamamız şu olması lazım tabii ki. 1A burada en küçük olur. Sonra 2a gelmek ister ama bak ne diyoruz? 3 aşağı diyoruz. Yani 3'ü bir aşağı alacağız. O zaman 3A diyeceğiz. Sonra 2A diyeceğiz. Devam ediyoruz. Sağa doğru gidiyoruz. Tekrar ne gelir? 4A gelir. Sonra 5A gelir aslında ama 5'i yukarı almamız lazım. 5'i bir yukarı alacağız. Yani 6A'dan elektron koparmak daha kolay oluyor 5A'ya göre ve sonra 7A ve 8A. Bakın 8A'dan en zordur çünkü 8A zaten kararlı soygaz kararlılığında. Bak ne oluyor bu durumda? Hani 2A ve 5A burada bir sapma olmuş. Hani bir yükselmiş, bir az almış diyoruz ya. O zaman demek ki burada Y ya 2A'dır ya da 5A'dır. He, o zaman bak burada serimiz şu olur aslında. Hani X, Y, Z ve T diyorum yani baktığın zaman hani Y 2A olduğu zaman bunlar ardışık olduğu için proton sayıları baktığında e, o zaman bu durumda X'in 1A olması lazım, Z'nin bu durumda 3A olması lazım, T'nin de bu durumda 4A olması lazım. Ama bir de şu ihtimal var. Ya Y 5A grubu elementi ise o zaman X bu durumda 4A olur. Z bu durumda bir fazla 6A olur. T de bu durumda 7A olur. Yani serilerimiz bizim bu şekilde. Pekala. Şimdi bakalım. Ne demiş? Hangisi kesinlikle doğrudur? A şıkkında diyor ki X alkali metal mi? alkali metal demek 1A grubu elementi demektir ama nereden bileyim belki 4A grubunda yani serimiz yeşil seri ise o zaman uymuyor. O yüzden ben bunu alamıyorum. B şıkkı şimdilik bir kalsın. C'ye geçmek istiyorum. Demiş ki Y metallerle iyonik bağlı bileşik oluşturur. Evet, şimdi Y'ye bakalım. Y'nin durumunda Y ya 2A'dır ki 2A'da toprak alkali metal diyoruz ya da 5A'dır. Evet, 5A A metal, azot grubu olur, sıkıntı yok. Metalle metal iyonik metal bağlı bileşik yapar. Yani eğer 5A ise sıkıntı yok ama nereden biliyorum? Belki serimiz kırmızı seri. O zaman Y 2A olur ve metalle metal zaten bileşik yapmaz. Alaşım dediğimiz homojen karışım oluşturur. O yüzden bunu da alamıyoruz. Bak, demiş ki. D şıkkında Z ve T A metaldir. Şimdi Z'ye bakalım. 3A olabilir. 3A'daki toprak metalidir. Hani tam 6A ve 7A uyarsa yeşil sitede sıkıntı yok ama... E, 3A ya da 4A olduğunu düşünelim T'nin de T4A ise mesela silisyum gibi yarı metal de olabilir. O yüzden bu seri de uymadı. Evet görüyorsunuz ki ne demiş E'de T'nin elektron diziliminde son katmanda 4 elektronu vardır demiş. Bu değer elektron sayısının 4 olması yani atomun 4A grubunda olmasıdır. Ama tamam bak T4A da olabilir ama 7A da olabilir. O yüzden bilemiyoruz değil mi? Bu da bir soru işareti bizim için. Ama B şıkkına baktığın zaman ne göreceğim? Atom yarıçapı en büyük olan x'tir demiş. Şimdi bakın atom yarıçapı periyot cetvel nasıl değişirdi? Bir periyotta sola doğru çap ne yapar? Artar değil mi? Şimdi her türlü bakın x nerede? Kırmızı seride olsa x aslında en başta görüyor musun? O yüzden ne oluyor? X'in çapı tabii ki en büyük oluyor değil mi? Evet bu durumda x, y, z, t diye bir sıralama var ve çapımız bize her zaman x'te en büyüktür. O yüzden bu ifademiz doğru gelir ve kesinlikle doğru dediği için de ben burada B şıkkını gönül rahatlığıyla işaretleyebiliyorum. Evet gençler ben bir tane soru çözdüm. Şimdi diğer sorular sizlere ödevdir. Hadi bakalım görüşmek üzere hedefimiz full. Şimdi çıkmış bir sınav sorusu bu aslında ama bazı yerlerin mantığının hala oturmadığını görüyorum. Şunu unutmayacağız proteinler yüksek sıcaklık, pH, iyon şiddeti, tuz konsantrasyonu vesaire gibi etmenlerden dolayı yapıları bozulan moleküller. Ancak hangi yapı? Hocam şimdi bir DNA molekülü olsun. Bu DNA molekülünün ilgili gen bölgesinden bir mRNA sentezlensin. Ve bu mRNA ribozoma gitsin bir protein sentezlensin. İşte bu protein ilk sentezlendiğinde bakın birincil protein, birincil yapı ya da primer yapı diyoruz. Bu yapıya bakarak Proteinlerin üzerinde bir takım değişiklikler yapılır. İşte bunu kim yapar? Endoplazmik etikulum ve Golgi yapar. Bu proteini katlar. İşte katlarken sadece hidrojen bağlarını kullanıyorsa sekonder yapı. Hidrojenle beraber disülfit köprüleri de oluşturuyorsa tersiyer yapı. Birden fazla alt birimle beraber yani birden fazla protein zincirle beraber işte bir tane metal iyonu ya da atıyorum işte ona benzer bir grup koyuyorsa bu da kuatörnür yapı oluyor. Yani dördüncül yapı. Şimdi burada işlevsel olmayan yapı primer yapıydı. Ama ona bakarak işlevsel hale getiriliyor protein. Sekonder, tersiyer ya da kuatörner yapılıyor. Denatürasyon hidrojen bağları gibi kükürt kükürt bağları gibi yapıların parçalanmasıdır. Yani primer olan yapıya zarar gelmez. Çünkü primer yapı bozulursa siz renatürasyon diye bir şey kesinlikle doğada göremezsiniz. Bu şu anlama gelmiyordu her denaturasyondan sonra renaturasyon olur anlamına gelmiyordu. Ama doğada bir renaturasyon mantığı varsa kime bakarak benim bu eski hale gelmemi bekliyorsun? Birincil yapıya bakarak o zaman denaturasyonda birincil yapının bozulmamasını beklerim. Çünkü orada birincil yapının bozulması demek peptit bağların kırılması demek e bu denatürasyon değil ki bu hidroliz. Anlaştık mı? O zaman hocam denatüre olmuş bir proteinde hangilerinde değişiklik olması beklenir? 3 boyutlu yapı bozulur. Ama amino sayısı, sırası, peptit bağ değişmez. Amino ait radikal grup hiç değişmez. Çünkü tekrar söylüyorum. Ana şablon korunur. Tamam. Ve bir de şöyle bir ifade geçiyordu okul kitabında. Derslerde de bahsetmiştim. Hani denatüre olmuş bir protein besin değerini kaybetmeyebilir. Bunu da neye örnek veriyoruz? Yumurta. Yumurtayı kızarttın denatüre oldu. Ama besin değeri hala duruyor. Nerede değişiklik olmasını bekledim? Yalnız bir cevabımız A seçeneğinde.